Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, medresemizin 6. dersine eriştik elhamdülillah. Şimdiye kadar öğrendiklerimizden Rabbim hepimizi nasiplendirsin bugün öğrendiklerimizden de inşallah nasiplendirsin. Bundan sonra öğrendiklerimiz de inşallah hayatımıza intikal edecek güzellikler olarak zihnimizde, aklımızda, yüreğimizde yer etsin inşallah. Bilgiyi sadece taşımak değil, asıl mesele bilgiyi alıp üretmektir. Bilginin üretilmesi ise amele dönüşmesidir. Biz sahabi efendilerimizden böyle bir ahlak öğrendik. İnşallah o ahlak hepimizin ahlakı olsun. Başlığımız bir tüccar olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gönderilen tüm peygamberlerin Tabii ki Tamam. Gönderilen tüm peygamberlerin ortak bazı özellikleri vardır. Davetlerinin ortak özellikleri de alimler tarafından tespit edilmiştir. O tespitin bir tanesi maddelerin sayısını altıya çıkarır. Ben de onu benimserim. Nedir bu altı tane madde? Birincisi Rabbanilik, ikincisi tevhide çağrı, üçüncüsü kavimlerinin diliyle gelme, dördüncüsü hedef ve gayenin açıklığı, beşincisi ihlas ve samimiyet, altıncısı ücret istememe. Birer cümleyle açıklayalım. Asıl dersimiz bu değil ama son madde bizimle alakadar. Birincisi Rabbanilik. Peygamberlerin davetlerinin ortak özelliklerinden bir tanesi bu. Ne demek Rabbanilik? Yani o yolun, o menhecin, o usulün kesinlikle Allah'ın dediği şekliyle yürümesi gerekir. Menzil, varılacak hedef, nasıl rabbani ise metodunun da rabbani olmasını gerektirir. Ve bu tamamen Allah tarafından belirlenir, belirlenmiştir. Bütün peygamberler yola çıkar çıkmaz Allah onlara bunu göstermiştir. Bazen ilham yoluyla, bazen vahiy yoluyla peygamberler de ona göre metotlarını rabbani olarak belirlemişlerdir. Çok şey söylenir bu konuda ama asıl konumuz bu değil. İkincisi tevhide çağrı. Bütün peygamberlerin ortak davası la ilahe illallah davasıydı. Sadece ikinci cümle değişti peygamberlerde. Efendimiz aleyhissalatü Vesselam'da Muhammedun Resulullah'tı. Hazreti Musa'da da Musa Nebi Allah'tı. Diğer peygamberler de isimleri anılarak ya nebi oluşlarına nübüvvet müessesesine ya resul oluşlarına risalet müesseselerine dikkat çekilirdi. Ama dava aynı davaydı. Ondan dolayıdır sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de Medine'de davetin söylemi biraz daha farklılaştı. Sokaklarda gezerken karşılaştığı insanlara Kulu la ilahe illallah tuflihu diyordu la ilahe illallah deyin kurtulun diyordu. Aynen kendinden önceki peygamberlerin genel anlamdaki davetini o da dile getiriyordu. Üçüncüsü kavimlerinin diliyle gelme muhatapları kimse gönderilen peygamber de o dille gönderildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye Kureyş'e gönderildi. Onun için Arapça ve Kureyş lehçesiyle konuştu vahide o dil üzere geldi. Dördüncüsü hedef ve gayenin açıklığıydı. Biliyorlardı muhataplar peygamberin bir hedefi var ve bir gayesi, amacı var. Peygamberlerin gizli aj ajandaları olmaz. Örgüt mantığıyla da hiçbir zaman iş yapmazlar. Ondan dolayıdır. Siyer'in içerisinde yanlış anlaşılan ve yanlış takdim edilen o gizli davet meselesi aslında özel davettir. Bunun siyerde çok ciddi delilleri var. Geçmiş derslerde bu konuları konuşmuştuk. Bütün peygamberler hedeflerini net olarak ortaya koyarlar. Ve hiçbir zaman hedefleri dünyevi bir iktidar değildir. Hiçbir zamanda bu manada bir şey söylememişlerdir. Tevhiddir, tevhidin hakim kılınmasıdır. İslam'ın ulaştırılmasıdır ve bu dile getirilmiştir. Bundan dolayı Akabe'de sallallahu aleyhi ve sellem bazı çadırları dolaştığı zaman beni himaye edin diye Arapların meşhur kabilelerinin karşısına çıktığında onlar peki biz seni himaye ettiğimiz zaman bize ne var diye sorduklarında bazılarına efendimiz aleyhissalatü vesselam cevap bile vermemiştir. Aslında bize ne var sorusunun cevabı bellidir. Ensar'ın yiğitlerine o cevabı söylemişti efendimiz. Nedir cevap? Cennet. Ama biliyoruz efendimiz o Arap kabileleri o gün için cennet sözünden tatmin olmayacaklar. Bize ne var sorusunun cevabı aslında dünyevi anlamda bir beklentiydi. Böyle olunca ben size bir şey vaat edemem dedi. Efendimiz sözü anladığı için, soruyu anladığı için karşılığı bu oldu. Dolayısıyla hedef ve gaye açıktır, nettir, net olmalıdır. Tabii bunlar bize de bir şey söyler. Eğer bugün iddianız peygamber yoluysa, iddianız Rabbani yolsa bunlar aynı şekilde sizin de hayatınızda esas almanız gereken ilkeler olarak karşınızda duruyor. Beşincisi ihlas ve samimiyet bu olmazsa hiçbir şey olmaz zaten. Altıncısı ise ücret istememe. Bütün peygamberlerin isimlerini alt alta yazalım. Karşısına da şu cümleyi yazalım. Onlar dinden konuştular ama asla dinden geçinmediler. Hiçbir peygamberin davetini kendisine geçim kapısı yaptığına dair bir şey söyleyemeyiz. Bakın Hazreti Adem'den itibaren her birisi alın teriyle geçinmiştir. Ondan dolayı biz bugün bazı kaynaklarda Hazreti Adem'in çiftçi, Hazreti Nuh'un marangoz, Hazreti İdris'in terzi, Hazreti İbrahim'in bezzar yani kumaşçı, Hazreti Davud'un demirci, Hazreti Süleyman'ın hasır sepet ustası, Hazreti Zekeriya'nın marangoz, Hazreti İsa'nın annesinin eğirdiği bazı ipleri pazarda satan birisi Hazreti Salih ve Hazreti Hud tüccar, Hazreti Eyüp ticaret ziraatçı çiftçi, Hazreti Musa ve Hazreti Şuayb'ın ise çoban olduklarını görürüz. Yani her bir peygamberde böyle bir vasıf görürüz. Sallallahu aleyhi ve sellemin de zaten biraz sonra hayatına muttali olacağız bu çerçevede. Neden? Çünkü Allah'a davet ediyorsun. Allah'a davet ettiğin yerde ücret konuşulmaz. Benim ücretim ancak Allah'adır diyerek hareket etmek durumundasın. Eğer o kapıyı ticari bir müesseseye dönüştürürsen, eğer senin hedefin din üzerinden bir şeyler kazanmak, bir şeyler elde etmek olursa orada rabbani bir metottan bahsedilmez işte. Bu manada çok ısrarla ve tekrarla sallallahu aleyhi ve sellemin de sahabeyi yetiştirme noktasında gayret içerisinde olduğuna şahit oluyoruz. Düşünmeniz için bir şey söyleyeceğim size. Bir muallim talebelerini tanır değil mi? Bilir eğer iyi bir muallimse hangi talebesi kaç gram onu iyi bilir. Söyler söylemez o ayrı bir mesele ama bilir iyi bir muallimse. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da muallimlerin muallimiydi. Elinin altında 500 tane muhacir varken Efendimiz Medine'ye hicret etti. Ve biraz sonra size başka bir vesileyle anlatacağım Ensar muhacir kardeşliğini kurduğu zaman gelen muhaciri Ensar'a kardeş kıldı. Ve bu kardeşlik meselesinin sözde kalmaması adına da çok net şeyler söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İnanın eğer Efendimiz bilseydi o muhacirler gitseler ensarın başına iş açacaklar ve onları suistimal edecekler. Onların o kardeşlik meselesinde attığı adımları onlara sergiledikleri tavırlarla pişman edecekler. Efendimiz çeşitli uyarılarda bulunurdu. Ben çok araştırdım halen de araştırmaya devam ediyorum. O ayrı bir bahis konusudur ama ara ara ben söylüyorum kardeşlerime ki belki araştırırlar bazı konuları bizim üzerimizden biraz yük kalkar. O kardeşlik meselesinde İbn Sa'd 50 tane ensar'ın 50 tane muhacirin ismini açıkça verir. Makrizi sayıyı daha da yükseltir. 83 muhacir 83 ensardır. Bunların kardeşliklerine dair rivayetler var elimizde. Onların nasıl bu kardeşliği devam ettirdiklerini biliyoruz. Var mı bir tane Ensarın gelip de peygamberimizin yanına ya Resulallah öyle birini bana kardeş ettin ki adam iflahımı söktü dediğine dair bir şey inanın yok. Yok. Bakın biz dışarıdan gelen kardeşlerimiz Suriye'den şuradan buradan az bir şey bir şeyler yaptığımız zaman bıkmaya başlıyoruz. İnsan yükü taşımak zordur. Gerçekten zordur. Bu çok kolay bir şey değil. Ama Efendimiz öncesinde muhacirleri öyle bir yetiştiriyor ki tamam kardeş olacaksınız. Ensar da size diyecek işte evim yarısı senin yarısı benim işte tarlam yarısı senin yarısı benim. Ensar ensara yakışır olan şeyi söyleyecek ama siz muhacir olacaksınız. Kardeşim diyeceksiniz Allah senin evini de işini de aşını da sana mübarek kılsın. Sen bana kardeşlik yapmak istiyor musun? Bana bir ip ver bir de pazarın yolunu göster. İşte budur muhacir ufku ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ufku o insanların yüreklerine yerleştiriyor bir süreç içerisinde. Bu öyle kendiliğinden olmuş bir şey değil ve tek taraflı bir şey de değil. Sallallahu aleyhi ve sellem insanların karşısına İslam'ı anlatmak için çıkan bir insanın hayatının sonuna kadar Hiçbir zaman insanlara elini böyle açmayacağını, bilakis açılan ellere el uzatması gerektiğini, el vermesi gerektiğini onlara öğütlüyor. Birkaç tane öğüdünü size vereyim. Bunlar önemli şeyler peygamberin hayatından bizim hayatlarımıza da intikal etsin. Sahabeden biri soruyor. Diyor ki ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki yaptığım zaman hem Allah beni sevsin, hem kullar beni sevsin. Ne güzel bir soru. Öyle bir amel söyle ki yaptığımda hem Allah beni sevsin, hem kullar beni sevsin. Bakın cevamiül kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cevap veriyor? Dünya dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunan şeylere göz dikme ki insanlar da seni sevsin bu kadar dünyaya rağbet etme Allah'ın sevgisini kazan insanların elindekine göz dikme insanların sevgisini kazan Efendimiz bunları söyleyip o ilk nesli o güzel nesli yetiştirmesi onların her bir sözle kazandıkları seviyeye ait bize çok şey söyler Rafi İbni Hadiç radıyallahu anh diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimize biri şöyle bir soru sordu. Ya Resulallah en güzel en hoş kazanç hangi kazançtır? Cevap şöyle geldi. Kişinin elinin emeğiyle her makbul ve meşru alım satım en temiz ve meşru kazançtır. Kendi kazancı. Efendimiz bunu söylüyor. Buna teşvik ediyor. Onun için biliyorsunuz değil mi? İki sahabi için. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir tavır ortaya koymuştur. Nasırlaşan ellerinin ortalarına birer öpücük kondurmuştur efendimiz. Neden? Kimseye el açmamış. Kimseye bu manada bir beklenti içerisine girmemiş. Allah için helal kazanç adına gayret etmiş, evine helal lokma götürmek için eller nasırlaşmış. İşte o ellere bir öpücük kondurmuş peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu eller Allah ve Resulünün sevdiği ellerdir demiş. Bu ellere Allah cehennem azabını haram kılmıştır demiş. Teşvik etmiş yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Başka bir hadis Efendimiz teşvik ediyor. Onda biri ise sığır ve deve gibi büyük baş küçük baş hayvanların yetiştirilmesindedir. Onda dokuz, onda bir o ölçü niye onu siz araştırın size biraz merak konusu olsun. Efendimiz bunları öylesine söylemez. Hepsinin bir hikmeti vardır. Hikmet nedir onu da siz bulun. Yine sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kendin ve ailen için helal yoldan çalış. Zira bu Allah yolunda bir cihattır. Dikkat buyurun kendin ve ailen için helal yoldan çalış. Zira bu Allah yolunda bir cihattır. Bil ki Allah'ın yardımı meşru ticaretle birliktedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle teşvik ediyor. Teşviklerin en güzeli nedir? Teşviğe bakın. Doğru sözlü ve emin bir tüccar, güvenilir bir tüccar cennette nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaktır. Müjdeyi Efendimiz böyle veriyor. Bir taraftan teşvik ediyor ticarete bir taraftan da kimseye yaslanmadan yürümenin önemine ait bazı şeyler söylüyor. Çok şey söylenir bu konuda bir şey daha söyleyeyim asıl mevzuya girelim. Af İbni Malik bize naklediyor. 7 ya da 8 kişiydik diyor. Sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturmuştuk. Bir şeyler konuşuldu konuşuldu sözün bir yerinde Efendimiz dedi ki bana biat etmeyecek misiniz? Biz hepimiz ona biat etmiştik. Biraz durduk böyle sonra dedi ki ya Resulallah bizler sana biat etmiştik. Efendimiz bir daha bana biat etmeyecek misiniz dedi. Biz yine biat ettiğimizi söyledik. Üçüncü kez Efendimiz sorusunu tekrar edince biz anladık başka bir şey söyleyecek. Bunun üzerine dedi ki ya Resulallah neye biat edelim sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi şunu dedi Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak beş vakit namazı kılmak itaat etmek sesini biraz alçattı bu neyin işareti çok önemli bir şey söyleyecek ya sesin alçaltılması ya da yükseltilmesi önemine dair bir işarettir onun için sesini alçattı ve dedi ki hiç kimseden bir şey istememek üzere biat edin ve biz de biat ettik. Af İbni Malik diyor ki vallahi o gün orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu konu hakkında biat eden insanlar başka birinden bir bardak su bile istemediler. Develerinin üstünde olsalar ellerinden kamçıları düşse en yakın arkadaşları yanı başlarında olsa bana kamçımı uzat da demediler. Deveyi çöktürdüler kendileri kendi düşen kamçılarını aldılar. Zaten Efendimizin bu manada da bir tavsiyesi var biliyorsunuz. İşte bu sahabede böyle yankı buluyordu. Onun için onlar helal lokma adına gayret içerisindeydiler. Bunu bir cihat olarak biliyordular. Bu konudaki hassasiyetleri çok üst düzeydeydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu konuda onlara söyleyecekleri sözlerin her daim gereğini yerine getiriyorlardı. Peki bu bilgiler ışığında Efendimizin tüccarlığına bir daha dönelim. Ben size 40 yıllık nübüvvet öncesi hayat 13 yılda Mekke hayatı ne yaptı 53 yıl. 53 yıllık hayatın efendimizin 3 kelimeyle özetlesem bu konu ekseninde ne biliyor musunuz? Yetim, çoban, tüccar bu kadar. Efendimizin Mekke hayatı bu manada bakarsak. Yetimdi, çobandı ve tüccardı. Efendimizin çocukluğunu anlatırken 8 yaşında amcasının karşısına gelip çalışma talebini ilettiğini söylemiştim bir daha onu söylemeyeyim. Çobanlık adına da bazı şeylerini o dönemde gördük. Gençlik yıllarıyla birlikte ticaretin içerisinde aktif yer alıyor. Artık 20 yaşından itibaren bir tüccar tücardır. 23 yaşında Hazreti Hatice'nin kervanıyla Şam yollarındadır. Adından söz ettiren biridir alanda satanda memnundur ondan bu manada ticari ortakları vardır. Bu manada ilişkileri vardır Mekke'de ve daha sonra nübüvvet geldikten sonra hiç kimse geriye doğru makarayı sardıkları zaman bile efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ne çocukluğunda ne gençliğinde ne olgunluk devresinde bir tek leke bulamadılar ve söyleyemediler. Konuşamadılar. Sen geçen ticaret yapmıştın benimle. E bana bir vadim vardı yerine getiremedin söyleyemediler hepimizin bildiği bir rivayet var oradan gözden kaçırdığımız bir nokta var biriyle sözleşiyor Efendimiz Mekke'de sözleştiği yere üç gün boyunca gidiyor Efendimiz üç gün boyunca genç yok sonra geliyor o genç karşılaştığı zaman Efendimiz beni yordun diyor üç gün boyunca ben geldim gittim buraya sen gelmedin diyor Niye gitmiş peygamberimiz biliyor musunuz oraya? Var kaynaklarımızda o bir bilgi. Efendimiz borcunu ödemeye gitmiş. Var mı böyle bir şey şu anda insanlar olarak algılamakta zorlandığımız bir şey bu. Alacağını almak için değil başka bir sözle değil. Orada sözleşmişler Efendimiz borcunu ödeyecek o zata. Bunun için gidiyor oraya ama o şahıs yok ve üç gün boyunca arka arkaya o sözleşilen mekana gitmeye çalışıyor. İşte böyle bir hayat bırakıyor o düşmanları aciz olarak. Yaşadığı bu hayat düşmanları bile hayran bırakıyor. Böyle olduğu için ticaretine hayran olan amca Ebu Leheb Efendimizin iki kızına talip oluyor nübüvvet öncesinde böyle olduğu için Ebu Talip kendisi inkar etmesine rağmen Cafer'i gönderiyor peygamberimizin arkasına koş Cafer diyor o asla sizi dalalete düşürmez git ve onun solunda dur diyerek peygamberin soluna geçmesi için oğlu Cafer'i gönderiyor. İşte budur el emin vasfı ve Efendimiz'de zirve olacak noktası. Şimdi bu manada beyanlar çok ama ben İdeal bir tüccarın kimliğine ait efendimizin beyanların üzerinden size beş madde yazdırmak istiyorum. Nasıl olmalı ideal bir tüccar? Bunun belki açılımını biraz siz yaparsınız. Biraz ben yaparım az bir şey. Çünkü başka şeyler de var konumuzun içerisinde. Ama bilin ki önemli bir mesele. Biraz daha detaylandırılması lazım. İdeal bir tüccarın dikkat etmesi gereken hususlar. Bir- Sağlam bir akidenin inşası. Tüccarın akideyle ne alakası var belki diyebilirsiniz ama şimdi bakalım var mı yok mu? Sağlam bir akidenin inşası. 2. Ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi. Ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi. 3 sadık ve salih dostların edinilmesi. Salih ve sadık ve salih dostların edilmesi. Dört, Allah'ın yapılan ticarete ortak edilmesi. Allah'ın yapılan ticarete ortak edilmesi. Beş, bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulması, bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulması, sağlam bir akidenin inşası, e bu tüccar mümin adamsa en zeminde bunu öğrenmeli. İmanı öğrenmeyen bir insan o kaygan zeminde istikametle yürüyemez. Belki de bu ihmal edildiği için hep biz ikide bir düşüp kalkıyoruz. Belki de işin bidayetinde bu manada bazı sıkıntılar yaşandığı için istenilen oranda kalite oluşmuyor. Dolayısıyla ideal bir tüccar yani mümin bir ticaret ahlakını kendisine şiar edinmiş ve onu kuşanmak isteyen biri zemine tevhidi almayı almalı ve sağlam bir akideyi inşa etmeli. İki ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi. Adam bir iş yapacak mesela diyelim ki bir ihracat, ithalat işi yapacak. Ne yapıyor önce? Dış ülkelerle yapacağı için ticaret yapacağı ülkenin dilini öğreniyor. Bunun için epeyde bir bedel ödüyor. Varsa eğer bir mesleki sertifika onu almak için kurslara gidiyor. O sertifikalar almak için gayret gösteriyor. Bunlar güzel şeyler bunlar kınanacak şeyler değil. Ama ben bir ticaret yapacağım. Yapacağım o ticareti Allah nedir sorusunu sormaz mı bir mümin? Bakın Hazreti Ömer şöyle bir genelge çıkarıyor hilafetinin yıllarında. Her kim bizim pazarımızın kurallarını bilmiyorsa bizim pazarımıza gelmesin. Önce gitsin öğrensin. Önce İslam'ın bu manada söylediklerinden haberdar olsun. Ticaret hukukunu öğrensin. Fıkha ait bazı şeylerden haberdar olsun öyle gelsin. Kim öğrenirse o gelsin ticaret yapmaya. Hazreti Ömer bunu söylüyor ve uyguluyor. Aynısı bugün olmalı. Bugün Müslümanlar bunu bilmeli öğrenmek zorunda. Yani bu konuda bazı hükümleri bilmezse eğer halen bile inanın faiz meselesi anlaşılabilmiş bir mesele değil bizim tüccarlarımızın içerisinde. Hadi öğrenciler şunlar bunlar neyse ama adam yıllardır ticaret yapıyor. Faiz nedir, ne değil bunu bilmiyor. Bildiği birkaç şey var. Bu konunun dışında bir bilgisi yok. Depozit alıyor, veriyor. Hükmü nedir? bilmez. Kasko yapıyor, sigorta yapıyor, işçileri var, sigortalı çalıştırıyor, sigortasız çalıştırıyor. Buna ait hukukun birçoğunu kendisi de Müslüman kimliği olmasına rağmen bu manada İslam hukuku nedir bu soruyu sormadan yürüyor. Çünkü önem vermiyor. Bu manada kimse de bu şeyi önemsemediği için iş yürüyünce, gemi yürüyünce sıkıntı yok. Ama eğer ideal bir tüccardan bahsedeceksek ikinci madde budur. Üçüncüsü sadık ve salih dostların edinilmesi. Gelecek o dostlar senin ticarethanene bakacaklar ne var ne yok diye sadık ve salih ise senin varsa bazı şeylerin uyaracaklar. Bir Müslüman bu Müslüman olunca yapacak seni rencide etmeyecek şahsiyetini ayaklar altına almayacak aynen peygamberin uslubu gibi güzel uslupla güzel uslubu da kendisine şiar edinecek varsa bir sıkıntı o manada da olması gerekeni söyleyecek ve yapacak dolayısıyla bu manada insanı sadık dost salih dost cennete taşıyan en önemli vesiledir ya tersi tersini biliyorsunuz şimdi anlıyorsunuz değil mi Kur'an'ın Kunu ma, ma sadikin emrini sadıklarla beraber olun. Bakın sadık olun değil. Ma sadikin sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olursanız sadakati devam ettirirsiniz. Her iş, iş için gerekli bu. Özellikle ticaret içinde dikkat edilmesi gereken bir husus. Dördüncüsü Allah'ın yapılan ticarete ortak edilmesi. Böyle bir şey mümkün mü? Çok da şık durmuyor gibi bu kelime. Ama ben size bir hadis okuyayım. Bu sözün bana ait olmadığını bilin. Efendimiz kullanmasa biz kullanabilir miyiz böyle bir sözü? Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu diyor. Demek neymiş bu hadis? Kutsi hadis. İki ortaktan birisi diğerine ihanet etmediği müddetçe ben onların üçüncü ortağıyım sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin bir sözünü bize aktarıyor. Eğer birisi diğerine ihanet ederse ben aralarından çıkarım. Bu manada hem bir teşvik hem de çok önemli bir uyarı var. Peki var mı Müslümanlar içerisinde 40 yıl, 50 yıl, hadi biraz daha aşağı indirelim 30 yıl, 20 yıl, 25 yıl ticari ortaklıklarını devam ettiren ben daha 20'nin altındakilere bir şey demem ama 20'nin yukarıdakilerini görmedim. Genelde de Müslümanlar şöyle bir hastalığı var bu vesileyle de onu söyleyeyim. Hocaya gelirler ne zaman gelirler biliyor musunuz? Kavga olmuş ortaklık bozulacak öyle gelirler. Kimsenin işim işin başında geldiği yok. İşin başında gelip de bakın biz böyle bir iş yapacağız. Bir bilen tecrübe sahibi fıkı bilen ya da farklı bir alanın uzmanı olan bir insan biz böyle bir iş yapacağız ne dersiniz diye soran yok niçin e para tatlı orada ticaret var duygular coşmuş bir an önce adım atılmalı onun için hiç kimsenin aklına başka bir şey gelmez ama ne zaman iş bozulur o zaman hatırlanır hoca gidelim hoca çözsün gelinir ve 40 tane bir müslümana yakışmayan itiraflar sözler söylenir hiçbirinin de hukuka dayalı bir sözü yoktur yazılı bir vesikalaları yoktur. Ortaklıkları tamamen heyecan üzeredir. Ne bu manada yazılmış bir mukavele ne yazılmış bir şartname vardır. Ve o insanları ayırmak o insanları birleştirmekten daha zor bir hadise olarak karşınıza durmaktadır. İşte bunlar bizim acılarımız Müslümanlar olarak bu manada bazı şeyleri anlayamadığımız için bu konuda hep sınıfta kalıyoruz sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Rabbimizin sözünü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize aktarırken buna da teşvik ediyor. Eğer böyle bir ortaklık güç birlikteliği yaparsanız siz ticarette belli yerlere gelebilirsiniz. Çünkü yetmeyebilir ne insan gücünüz yeter ne sermayeniz yeter. Bugün Müslümanlar dışındaki yapılarda bazı şeyleri birazdan konuşacağız. Onlarla ekonomik anlamdaki mücadelede Müslümanlar bu konuda güç birliği yapmak zorunda. Faiz meselesiyle mücadeleye gelin. Faiz meselesiyle mücadele bireysel bir mücadele değildir. Şu anda devlet ekonomisini bunun üzerine bina etmiş. Her açıdan bunun üzerine yürütürken Müslümanlar bireysel olarak bununla bir yöne kadar ancak mücadele edebilirler. Faizle mücadelenin en etkili yolu karz-ı hasendir. Kars silahıyla faiz belasını salı verirsin ve ancak Müslümanları bununla korursun. Peki Karz-ı Hasen'i kiminle yapabilirsin? Üç tane Müslümanı yan yana getirebiliyor musun? Üç tane Müslümanın güçlerini birleştirebiliyor musun? Üç tane Müslümana 20-25 yıl ticarette hakları ve hukuklarını gözeterek bir noktaya getirebiliyor musun? Bu sıkıntı işte bu olmadığı için bizim sözlerimiz ne yazık ki hep sloganik olarak kalıyor ve hayata inecek bir boyutu olmuyor. Allah'ın ticarete ortak edilmesi meselesine geldiğiniz zaman bu konuda ayetler de var biliyorsunuz. Bakara 256 o ayetlerden bir tanesidir. Süheybi Rumi hakkında inmiştir. Allah'la ticaret yapma adına bir teşvik vardır. O teşvik her daim karşımızda duruyor bunu yapan bir Müslüman bir Müslüman tüccar ben falanca işe başlıyorum ya da falanca işi yapıyorum elbette ki zekatımı vereceğim o zaten mali yükümlülük asgarisi de kırkta bir yüzde iki buçuk bunu vereceğim ama ya ötesi ya sadaka ya infak ha onun için ille birisi gelip yakama mı yapışmalı yani ille biri istemeli mi Acaba biz Müslümanlar olarak istemeden vermeyi de öğrenebilecek miyiz? Böyle bir seviyede kazanabilecek miyiz? O da ayrı bir mesele. Ama bunu işin bidayetinde hayatına yerleştiren birisi şu kadar bir ticaret yaptım bu kadarlık pay Allah'ın davasınındır. Bu kadarlık bir iş yaptım bu iş Risalet davasına feda olsun. Bu iş şu iş içindir diyebilecek seviyeyi kazanmak asıl ideal Müslüman tüccar kimliğinde böyle bir özellik de var. Beşincisi bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulması. Biraz sonra detaylarını anlatacağım. Efendimiz Medine'de çarşıyı kuracağı yer aslında bir mezarlık yanıydı. Neden? Mezarlıktan her geçtikleri zaman tüccarlar ölümü hatırlasınlar diye bazen de pazara giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ey tüccarlar topluluğu diyor bir hak olan ölümü hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Neden ticaret para heyecan o biçim duygular coşmuş kazanma çoğaltma tutkusu insanı sarmış öyle bir zeminde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tabir caiz mi bilmiyorum ama frene basıyor. O anda ölümü hatırla ki farklı yerlere kaymasın. Bu ticaretten küsmek ya da ticareti yapmamak değil ama bir şekliyle ölüm de hep aklında olsun ki hesap var, kitap var, hak var, hukuk var bunlar unutulmasın ki yanlışa kapılar açılmasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çeşitli beyanlarıyla bu beş tane esasa bağlı olarak tüccar kimliğini inşa ediyordu. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu bilgiler zihninizde dursun asıl yeni giriyorum konulara onun için bir gözlerinizi açın şöyle bir uykular dağılsın. Meselemiz önemli bir mesele ve buradan sizi de bir noktaya doğru getirmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine İslam toplumunu inşa ederken kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara bir toplum nasıl İslam toplumu olur bunun da esaslarını öğretiyor. Yedi tane basamağı var bunun. Mescit, menzil, mektep, muahhat, vesika, ordu, çarşı. Mescit belli zaten toplumun kalbi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Medine'nin Neccaroğulları mahallesine mescidini inşa ediyor. Mescit ne için? İbadet için ama çok yönlü biliyorsunuz peygamberin mescidi her şey toplumun kalbi onun için söyledik. Ama özellikle orada ruhlar inşa ediliyor. Hemen mescidin arka tarafında ne inşa ediyor Efendimiz? Suffa mektebini. Suffa mektebi İlim adına bir eğitim yuvası sallallahu aleyhi ve sellem suffa mektebinde neyi inşa ediyor? Akılları inşa ediyor. Ruhlar mescitte akıllar mektepte inşa ediliyor. E kendisine evler lazım odalar lazım hanımlar var. Yıkılası viranede evladı iyal var demiş ya herkesin var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde var. 9 tane de oda inşa ediliyor süreç içerisinde her birisi bir menzil olarak peygamber mescidinin hemen yakınlarında. Ama dün cumartesi derste söyledim bir daha öneminden dolayı tekrar edeyim. O evler sıradan evler değil o evlerin her biri bir medrese. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o odadaysa muallim efendimiz evin sahibi olan hanımı talibe Efendimiz o odadan çıktığı anda müderrise, muallime, o anamız Medine'nin eşrafı, Medine'nin insanları, Medine'nin fertleri de o evin talebesi. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Dolayısıyla peygamber evinin böyle bir fonksiyonu var, analarımızın böyle bir özelliği var. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Mescit, mektep, menzil Dördüncü basamak muahhat yani ensar muhacir kardeşliği. İslam toplumunu kuruyor Efendimiz. Mescidi inşa eder etmez attığı ilk adım budur. Ensar muhacir kardeşliğini kuruyor ve bu kardeşlik bir destanvari kardeşliğe dönüşüyor. Kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara bu alanın da en ideal modelini ortaya koyuyor. Beşincisi vesika Medine vesikası Dünyanın ilk yazılı anayasasıdır. Bu manada çok önemlidir ve üzerinde ciddi oranda durulması gerekir. İslam medeniyetinin çocukları ne yazık ki şu anda bizler bize kalmış bu iş. Atalarımızın, büyüklerimizin yaptığı şeylerle övünüyoruz. Övünmenin ötesine vardırmak için bir teşvik olsun diye bir şey söyleyeyim. Batılların da itirafıdır bu. İnsanlığa rasathaneyi ilk hediye eden biz olmuşuz. Hastaneyi ilk hediye eden biz olmuşuz. Üniversiteyi hediye eden biz olmuşuz. Anayasayı hediye eden biz olmuşuz. Biraz sonra size biraz anlatacağım hisbe teşkilatını hediye eden biz olmuşuz. Bu hisbe teşkilatı da ticaretle alakalı olduğu için onu sona bırakalım. Ama bilin ki bu medeniyet böyle bir medeniyet ve bu medeniyet bunları hediye ettiği zaman 1022 metrekarelik bir mescitten bunları aleme yaydı. Ve o mescidin de ne altında halısı vardı ne üstünde tavanı vardı. O mescidin avizeleri de yoktu. O mescit ta Hayber'in sonuna kadar yağmur yağdığı zaman alınlara çamur bırakacak düzeyde bir mescitti. Ama mesele onda değil zaten. Mesele imanda, imanın hakikatlerini anlamada, kavramada ve üretmede onu yapma adına bir adım attıkları için o mescitte üretilen değerler 14 asırdır bizim gibi insanların hovardaca harcamalarına rağmen affedersiniz bu kelime için ama başka bir şey aklıma gelmiyor. Böyle bir harcamaya rağmen bitiremedikleri bir medeniyet olarak karşımızda duruyor. İşte Medine vesikası da bu işin beşinci adımı. Altıncısı ne? Ordu. Olmazsa olur mu? Efendimiz varıyor ilk yaptığı şey istihbarat teşkilatı kurmaktır. Önce bunu yapacak başına iki sahabi geçirecek Talha İbni Ubeydullah Said İbni Zeyd bu ikisi kuş uçurtmayacaklar Medine'nin etrafında bir haber alır almaz Allah Resulüne getirecekler 6 ay geçtikten sonra seriyeler başlayacak ve yavaş yavaş ordu teşekkül etmeye başlayacak askeri seferler başlayacak çünkü hak davanın sesini kısmak için düşmanları çok olur o düşmanlara karşı savunabilecek bir mekanizma oluşturmak gerekir. Onu da sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. İslam toplumunun teşekkülünün yedinci adımı çarşıdır. Pazar ve sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. Şimdi aziz kardeşlerim bakın burada ticaret adına atılan adımlara ait bazı mesajları alacağınız gibi Yaşadığımız şu toplumda hakim olan zihniyet olan Siyonizmle, Yahudilikle mücadelenin yollarına ve yöntemlerine dair de bazı şeyler öğreneceğiz. Ne olur? Artık Siyeri biraz böyle okumaya başlayalım. Hoşumuza gidiyor Müslümanların mağdurluğunun üzerinden edebiyat yapmak. İşte Filistin'de bir çocuk ölmüş. O çocuğun resmini paylaşıp üzerine destanlar dizmek hoşumuza gidiyor. Çünkü bunu söylediğimiz zaman bir şey yok. Bunu söyledik, iş bitti. Ama sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey öğretecek bize. Bu kadar ucuz değil diyecek. Başka yolu da var bunun. Başka şeyler yapmanız lazım. Başka yollarınız, planlarınız, programlarınız, stratejiniz olması lazım. Sizin düşmanlarınız bu kadar basit değil düşmanlarınız her geçen gün stratejilerini güncelleştirip ve bu konuda bir şeyler yaparken siz eğer bu manada halen eski yolları yöntemleri kullanırsanız onlarla baş edemezsiniz adı diyerek bize yollar gösteriyor Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'nin nüfusu 10 bin 6 bini Arap 4 bini Yahudi Altı binin o gün için Müslümanlarının sayısı 1500. Dikkat buyurun. 1500 Müslüman ilk nüfus sayımını yaptırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sayı ondan dolayı elimizde mevcut. Geri kalan 4500'ü o günler için müşrik Arap. 4000 Yahudi var ama çok ilginçtir. Aynen sanki bugünü resmedeceğim şimdi size. Yahudiler sayıca az olmasına rağmen hayatın her alanında Baskın unsur onlar, ticarette, siyasette, her türlü işte. aleyhissalatü vesselam efendimiz Medine'ye geliyor, bakıyor ki böyle bir tablo var. Ama efendimiz müthiş bir stratejiyle, ilk adımı zaten Medine vesikasıdır. O vesikayı Yahudiler niye imzalamıştır? Bu üzerinde durulması gereken bir meseledir. Efendimiz onları o vesikayı imzalamaya mecbur bırakmıştır ve onlar imza attıkları andan itibaren de aleyhissalatü vesselam efendimiz onları bir hukuka mahkum etmiştir. Ondan sonra da adım adım başlamıştır. Ne yapmış efendimiz? İlk yaptığı şey şu. Hadi toplanın Müslümanlar. Mescid-i Nebevi'nin önünde kahrolsun İsrail diyeceğiz. Yok bu değil. O sonraki süreç. Ta Hayber'de diyecek kahrolsun İsrail diyecek o gün. Hayber harap oldu dedirtecek sallallahu aleyhi ve sellem ama zamanı var. Önce ne? Daha sen içme suyunu Yahudi'den alıyorsun. Efendimizin ilk dönem Medinesini söylüyorum. Medine'de 14 tane kuyu var. içme suyu olarak kullanılan kuyular. Ve bu kuyuların çoğu Yahudilerin elinde. İçme suyu gibi asli bir şeyi, maddeyi bile Müslüman Parayla alıyor onlardan ve bir gün gelse kesse o suları mahkum mu olacak Müslümanlar onlara karşı? Daha Mescid-i ilk günleri sallallahu aleyhi ve sellem ayakta şu sözü söylüyor. Rume kuyusunu cennet karşılığında kim alacak? Müslümanlarda para yok bir kişi de var o da meleklerin imrendiği insandır. Meleklerin haya ettiği adamdır. Ben ya Resulallah demiyor. Hazreti Osman'ın böyle bir özelliği yok. Kim alacak sözüne icabet ediyor ve hemen kalkıp gidiyor. Efendimiz görüyor onun kalkıp gittiğini. Gidiyor Rumel Gifari'dir kuyunun sahibi. Onunla sıkı bir pazarla oturuyor. Satar mısın bu kuyu bana? Satarım. Ne kadara? 50 bin dirheme, 50 bin dinara pahalı ciddi bir rakam ama yüz bin istese verecek Hazreti Osman cennet var karşılığında vermez mi? Ama Müslüman bir tüccar Hazreti Osman bize yol gösterecek yaptığın iş İslami bir hizmet dahi olsa israf etmeye hakkın yok ve başlıyor pazarlık bakıyor ki Yahudi ineceği yok. Bir manevra Müslüman tüccardan hani Yahudi tüccarların aklı çalışıyor falan filan diyorlar ya. Ama bu beş tane esas bugün Müslüman tüccarların aklında olmadığı için akılları çalışmıyor. Hazreti Osman'da var olduğu için aklı çalışıyor ve şu teklifi yapıyor. Satma diyor kuyuyu bana. Bir gün işletim hakkı senin bir gün bizim olsun. Yahudinin gözleri açılıyor. Bir gün işletim hakkını satacak. Diğer gün kuyu elinde olacak yine para kazanacak üzerinden ve bunu kabul ediyor. Ne kadara bir gün işletim hakkı 25 bin zorluya zorluya Hazreti Osman 12 bini alıyor. Ama o gün Müslümanların içerisinde söz birliği var geliyor Mescid-i Nebevi'ye Müslümanlar diyor Rume kuyusunu satın aldım ama şu şartla bir gün işletim hakkı bizim bir gün Yahudinin siz işletim hakkı bizde olduğu gün gidin iki günlük suyunuzu alın sakın Yahudiye'de sıra olduğu zaman gidip ona para vermeyin. Böyle bir söz birliği oluyor kaynaklarda şöyle de bir bilgi var. Sıra Müslümanlarda olduğu gün Hazreti Osman o kuyuyu alan kurban olduğumuz o büyük insan alır su tulumlarını gelir sıradan bir insan gibi kuyruğa girer bazı sahabiler ona öncelik verdikleri halde hayırdır ben de bekleyeceğim bekler sırasını ne zaman sıra ona gelirse suyunu doldurur öyle gider ve Müslümanlar bunu birkaç gün yaptıktan sonra Yahudi bakar ki gelen giden yok gelir kendisi Hazreti Osman'ın yanına kuyunun diğer gününü de satmak ister alır mısın der Hazreti Osman'a alırım der ne kadara aynı fiyata hayırdır? der 8 bine verirsen alırım der mecburdur 8 bine verir 50.000 bin istediği kuyuyu 20 bine satmak zorunda kalır bakın sallallahu aleyhi ve sellemin ilk attığı adım budur içme suları konusunda biliyor musunuz şu anda şu memlekette bile içme suları kimlerin elinde bir araştırın bakalım bugün bile aynı durumdayız bir Müslüman tüccar bu manada adım atacağı yerde başka şeylere tevessül etmesi. Yarın bu konulardan bize hesap sorulacağının bilgisi zihnimizde durarak bu meseleye bakalım. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptığı asli işi en azından bu manada çözdü. Sonra pazarı kontrol etti. Yahudiler o gün çok sayı itibariyle ticaret alanında. Ama üç büyük kabile Benunadir, Benukaynuka ben Kurayza, ben Nadir tarımın bütün iplerini elinde tutuyor. Hurma üreticileridir, pazar onlardan sorulur, her türlü şeyi onlar bilir. Pazarın rayış bedelini onlar belirler. Hurma çok ellerinde fiyat onlar belirler, az onlar belirler. Buğday gelir dışarıdan onlar belirler, gider onlar belirler. Bütün ipler onların elinde. ben Kaynuka kuyumcudurlar, tefecidirler. İnanılmaz derecede bu manada işler çeviriyorlar. Efendimiz bunu görüyor. Beni Kurayza deri işletmeciliği yapıyor. Deri üretiyor. Muhammed Hamidullah hocanın verdiği bilgiye göre çizme üretiyorlar ve Hicaz'a ihraç ediyorlar o günlerde. O günlerde böyle bir sanayi var Medine'de. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların pazarlarına gidiyor ve pazarın neticesini tüccar sahabilerle istişare ediyor. Diyor ki biz bunlarla bunların pazarlarında ticaretimizi devam ettirdiğimiz sürece bunlara mahkum olmaya devam edeceğiz. Peki ne yapalım ya Resulallah? Kendimize pazar oluşturalım. İslam pazarı olsun. Nasıl yapalım? Bakü Zübeyir denilen bir mıntıka var. Oraya büyükçe bir çadır kurduralım ve o çadırın içerisinde Müslümanlara ait bir pazar oluşturalım. Hemen söylenen yapılır, büyük bir çadır kurulur ve ticaret başlar. Başlar ama Yahudiler bakarlar ki ellerinden kayıyor yavaş yavaş. O anda bir gece Kab İbnü'l-Eşref adamlarını toplar, gelir Müslümanların pazar olarak kullandıkları o çadırı yaktırır. Müslüman tüccarlar sabah gelirler, bakarlar ki çadır yok ortada, kül ufak olmuş. Üzülürler, kadaplanırlar. Haber efendimize gider. Allah Resulü geliyor yüzünde tebessüm var. Sahabe de merak ediyor. Kızması gereken bir yerde sallallahu aleyhi ve sellemde güzel bir tebessüm var. Efendimiz geliyor ve şu sözü söylüyor. Eğer yaptığımız bu iş Yahudileri kızdırdıysa demek ki biz doğru bir iş yapıyoruz. Ne yapar sallallahu aleyhi ve sellem? Şu an bile yeri belli olan bir arsayı satın aldırır ve kalıcı bir pazar inşa ettirir Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamete kadar burası Müslümanlarındır der ve orada başlar ticaret. Dört yıl içerisinde Yahudilerin ticaretteki bütün şeyleri sınırlanır. Zaten Hendek gazvesinden sonra üçüncü kabile olan Beni Kurayza'nın da sürgün edilmesi ve öldürülmeleri neticesinde siyasal anlamda da iktisadi anlamda da bütün ipler Müslümanların eline geçer. Bu sözler bize çok şey söyler. İnşallah anlayanlardan oluruz ve her birimiz konumumuz neyse o konumumuzun gereği olarak adımlar atarız da bu manadaki dertlerimiz çözülür. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o pazarı orada kurar kurmaz pazara kurallar da belirliyor. Biraz sonra söyleyeceğim şeyler biraz da fıkhın konularıdır. Ben sadece maddeleri yazdırayım size. Biraz siz açıklayın araştırın bulun bir detaylandırın Müslümanların kurduğu ilk pazarın kuralları neydi? Ticaret hukukunun teşekkülünde bu ilk maddeler bize ne söyler onlara siz bakın belki birkaç tanesine ait birkaç cümle söylerim size. Bir pazarda tekelleşmeye son verilmesi pazarda tekelleşmeye son verilmesi Bismillah. Ne demek bu? Efendimiz pazarı kurdurdu. Dükkanlar var pazarda öyle çok bilinen manada dükkanlar değil de mahal işte öyle anlayın. Onları insanlara kiraya vermedi. Şöyle bir emirname Efendimiz yayınladı tabir caiz ise. Kim erken gelirse yeri kapar. Böylelikle bir tatlı rekabet başlattı Müslümanlar üzerine. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabahın ilk vakitlerinin bereketinin ne olduğunu beyan etmiş. Ve o bereketli vakitlerde ticaret olsun demiş. Yani bir Müslümanın ticarethanesi saat 9'da, 8'de, 10'da açılmasın. Namazdan sonra açılsın demiş. Namazla birlikte başlasın Müslümanın ticareti de, işi de, gücü de. Onun için böyle bir yarış başlatmış. Hem Devlet yani güç, sermaye belli insanların elinde tekelleşmesin. Onlar orayı alıp satın alıp kiraya verip kiranın üzerinden para kazanmasınlar. Farklı farklı sömürü nok noktalar oluşmasın. Böyle bir şey oluşturmuş. Kim erken gelirse yeri kapar. Ve sahabe böyle bir yarışmaya başlamış. Bu manada tekelleşmenin önünü almış. Pazarda tekelleşmeye son verilmesi. 2- Pazar vergisini kaldırması. Yahudiler o gün vergi alıyorlar. İşgaliye parası bugün de var biliyorsunuz. Ama sallallahu aleyhi ve sellem bunu kaldırıyor. Diyor ki burada hiç kimseden hiçbir şey karşılığında vergi alınmayacaktır. Bunu söylüyor Efendimiz ve bunu uygulatıyor. Faizi yasaklamış belli şeylere kurallar koymuş ama bir yönüyle ticarethane ticaret işletenlere ticaretle uğraşanlara bir teşvikte bulunması lazım teşvikte bu oluyor hiçbir vergi alınmayacak 3 faizin her çeşidini yasaklaması bunu biliyorsunuz zaten süreç içerisinde bu konudaki hükümleri de sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyuruyor 4 ihtikar yani stokçuluğun her türünü kaldırması şu anda biz pek anlamayız ben çocukluk devresinde az bir şey bildim ama yaşça bizden büyük olanlar daha iyi bilir. Eskiden bu memlekette de bu manada çok şey yaşanırdı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın ne diyor stokçu yani kara borsacı ne fena bir kuldur. Fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür yükseldiğini duyunca sevinir. Bu manada Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözleri söyleyerek bunu tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Uzak yerlerden bedenler ödeyerek mal getiren tüccar rızıklandırılmış. Malı stoklayıp ondan haksızca kazanç elde etmek isteyen ise lanetlenmiştir. Efendimizin beyanıdır bu. Dolayısıyla ihtikarın stokçuluğun her türünü kaldırıyor. 5 Piyasanın serbest ve adil rekabetini sağlaması ve haksız rekabeti yasaklaması. Piyasanın serbest ve adil rekabetini sağlaması ve haksız rekabeti yasaklaması. Ne yapıyorlardı eskiden? Size biraz tanıdık gelecek bunlar. Köylüyü pazara indirtmiyor Medine'deki tüccarlar. Pazara inerse fiyatlardan haberdar olacak köylüyü yolda karşılıyor ya da gidiyor köyüne sen zahmet etme ben geldim diyor. Fiyattan haberdar etmeden en düşük fiyata teklif ederek en düşük fiyatı o fiyatla alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem burada köylü mağdur edildiği için Abdullah İbni Ömer'in o durumu bize anlatması şöyledir. Biz şehre mal getiren ticaret kafilesini pazar dışında karşılar Ezrakı, erzakı onlardan ucuza satın alırdık. Sallallahu aleyhi ve sellem bu manada bir emirname yayınlayarak bunu yasakladı. Efendimiz dedi ki şah şehre mal getiren ticaret kafilesini yolda karşılamayın. Kim karşılarda ondan bir şey satın alırsa malın ilk sahibi pazara indiğinde muhayyer olur. Yani o satış işlemini iptal etme hakkına sahip olur. Neden? köylüyü mağdur etmemek için bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tüccar olarak neleri düşünüyor bilen birisi olarak nelere temas ediyor 6- Malın mal ile eşyanın eşya ile takasını yasaklaması bu fıkıh kitaplarımızda çok detaylı anlatılır oralara bakabilirsiniz 7- Devletin piyasaya müdahalesini yasaklaması ne demek bu? Buna fıkıhta narh denir. Yani devlet bir taban fiyat belirliyor. Şu malın fiyatı 10 lira. 10 liradan fazla satamazsın. Böyle bir şey yok. İslam o konuda pazarın kapısını açık bırakmıştır. Peki tüccarlarda belli bir ticarette kar oranı var mı? Mesela bu malın kar oranı %10 olacak, %20 olacak, %30 olacak diye bir şey söylüyor mu? Hayır. Alırsın 1 liraya, satarsın 2 liraya. Buna hiçbir şey söylemez İslam. Alırsın 10 liraya, satarsın 100 liraya. Buna da bir şey söylemez. Neye bir şey söyler? O gün sattığın o bedel pazarın genel kabul ettiği bedelse sıkıntı yok. Böyle bir şey var. Onun için bazı zamanlarda Medine'de diyelim ki kıtlık oluyor. Belli mamullerde düşüş oluyor düşüş olunca fiyatlar yükseliyor yükselince insanlar Efendimizin yanına geliyorlar ya Resulallah falanca malın fiyatı arttı onu bir sınırlandırsanız sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor biz diyor asla o manada bir şey yapamayız diyor ve şunu söylüyor narh koyan bolluk ve darlık veren rızıklandıran ancak Allah'tır. Mal ve canına yönelik bir zulmün sebebiyle Herhangi bir kimse hakkını benden davacı olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem. Yani ona bir sınır getirirsem ben ona müdahale etmiş olurum. Onun için onu yapmam diyor sallallahu aleyhi ve sellem ve bu konuda çok önemli şeyler bize beyan ediyor. Rekabet ticaretin asli unsurlarından biridir. Bunun önü kapanırsa pazarda hareket etme imkanı kalmayacaktır. İşte efendimiz Aleyhisselatu vesselam bundan dolayı pazarın kapısını sonuna kadar açma adına böyle bir beyanda bulunuyor. Bunlar bu yedi madde dediğim gibi biraz detaylandırılması gereken konular. Bana sormayın bununla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa Şerafettin Hoca'ya sorun o size cevap versin. Şimdi hisbe teşkilatı o mühtesiplik onunla da ilgili bir şey söyleyeyim yavaş yavaş sözlerimizi toparlayalım. Dedik ya İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı bir teşkilattır bir müessesedir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o teşkilatı kurarak bir yönüyle düzeni sağlamıştır. Mühtesipliğin ya da hisbenin bugünkü karşılığı nedir biliyor musunuz? Polis zabıta karışımıdır. Yani ne tam polistir ne tam zabıtadır. Şimdi de şöyle bir şey konuşuyorlar biliyorsunuz. Sanki ona benziyor. Kamu güvenliği işte Efendimizin mühtesiplerle hisbe teşkilatıyla yapmak istediği budur. Kamu güvenliği her şekliyle güvenliği tesis edip mağdur ve mağrur oluşturmamak. Ne bu işin sırtından para kazanan ve bu işten bir şekliyle nasiplenen insanlar suistimal eden insanlar ne de bu işin mağduru olan insanlar güvenlik teşkil edilsin ki ona göre hareket edilsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu düzeni koyunca ilk mühtesip kendisi oluyor. Gidiyor pazarı denetliyor yanında da bazı sahabilere bu manada bir şeyler öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin görevlendirdiği bir mühtesiptir Hazreti Ömer. Hazreti Ömer bu işi çok güzel yapar. Pazar ondan sorulur bir döneme kadar. O girdiği zaman zaten insanların ödü kopar. Bu manada güvenlik Ömer'le birlikte zaten tesis edilir. Keşke o olsa da keşke o adalet tekrardan olsa da o güvenliğe tekrardan kavuşabilsek. Efendimizin kullandığı iki isim Said İbni Az, Abdullah İbni Said mühtesip olarak görevlendirdiği. Çok ilginçtir hanımlar sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu iş için iki tane de hanım istihdam ediyor. Şifa binti Abdillah, Semra binti Nuhayk. İslam tarihinin ilk mühtesipleri. Şifa anamız ilerleyen yıllarda yaşı biraz ilerleyince bu görevden kendisinin azledilmesini istiyor ama Hazreti Ömer Allah Resulü senden memnun oldu onun için bunu devam ettirmelisin diyerek o görevi tekrardan ilerlemiş yaşına rağmen ona yaptırtıyor. Semra binti Nüheyk ve Şifa binti Abdillah. Ne yapıyor bu mühtesipler? Onlara ait de birkaç madde yazdırayım size. Bir çarşı ve pazarın genel nizamını işleyişini kontrol ediyorlar. Çarşı ve pazarın genel nizamını, işleyişini kontrol ediyorlar. Mesela adam pazarda eşyalarını öyle bir sergilemiş ki insanların geçiş yollarına engel oluyor. Anında o mühtesipleri kaldır bu malları buradan diye görürsünüz. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem bakın şehircilik adına da çok önemli bir şey bulacağız buradan. Pazara açılan ana yolların genişliğinin yedi zira olacağına dair Efendimiz bir genelge söylüyor. Yedi zira olacak. Yedi zira niye? Yaklaşık üç buçuk metre. Dikkat buyurun. Neden üç buçuk metre? Pazara neyler mallar neyle gelecek? Develerle. İki tane deve yüklü olduğu zaman yan yana rahat geçecek. Trafik sıkışmayacak. Rahat geçecek o manada hiçbir engellik engel oluşmayacak. Böyle bir medeniyet işte bu medeniyet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her işi en ince detayına kadar ortaya koyarak söylüyor. Yedi zira olacak pazara açılan bütün yollarda bu manada giriş çıkış kontrol altında olacak. İşte mühtesipler bunu kontrol ediyor. Hem pazara gelen yollar hem pazarın içinde genel düzeni ve nizamı aksatan birileri varsa orada müdahale başlıyor ve orada düzen güvenlik tekrardan tesis ediliyor. İki fiyatları kontrol etmek. Peki bu fiyatları kontrol etmek biraz önce söylediğim narh koymakla çelişmez mi? Hayır, hayır çelişmez. Nedir peki mesele? O gün pazarda 3. sınıf hurmanın satış bedeli 10 dirhem. Aynı hurmayı sen 12 dirheme satarsan mühtesip gelir senin yanına. Eğer 20 dirhemse eyvallah bir şey yok. Ama sen kalkar da onun 25 dirhem olarak satarsan mühtesip gelir. Pazarın bu manada da düzenini bozamazsın. Bir malın ederi neyse bir adım yukarı, bir adım aşağı bu olabilir. Bunda sıkıntı yok. Rekabet o bir adım aşağıda, bir adım yukarıdadır. Ama onun ötesindeki şeylerde mühtesipleri görürsünüz müdahalede. Üçüncüsü Ürünlerin kalite kontrollerinin yapılması. Bu manada ürünler kontrol edilir. Öyle şimdinin lisanıyla konuşayım o zaman yok ama diyeyim ki öyle anlaşılsın. Dolduracaksın alta çürük domatesleri üstüne iyileri poşeti bağlayıp veremeyeceksin adamın eline. Hepsi belli olacak görünecek ne aldığını görecek adam ise iyi, kötüyse kötü. Sınıflandıracaksın ona göre de fiyatlar olacak. Efendimizin bu konuda yaptığını biliyorsunuz. Yağmur yağmış adam yaş hurmaları, yaş buğdayları bir diğer rivayette alta kurularını yukarıya koymuş. Efendimiz bir daldırıyor elini bakıyor ki aşağıda yaş. Niye böyle yaptın? Ya Resulallah yağmur yağdı böyle oldu. Islağı koysam kimse almaz. Ne diyecek sallallahu aleyhi ve sellem? Çok genel bir ifade. Genel bir nebevi ilke aldatan bizden değildir. Bunu duyar da bir esnaf, bir tüccar artık aldatma yapar mı? İşte mühtesipler bunu yapıyor, pa geliyor el daldırıyor, ürünleri kontrol ediyor, orada satılan mallara bakıyor, o manada ciddi bir kontrol var ve bu konuda hiçbir su meydan vermiyorlar. Dördüncüsü, ölçü ve tartıların kontrol edilmesi. Bunu yapardı değil mi eskiden zabıtalar tartıları kontrol ederlerdi. Gerçekten altında bir ağırlık var mı yok mu esnaf yapıyormuş demek ki bunu. O zaman da şöyle bir şey var. Şimdi o gün pazarda başka yerlerden gelen tüccarlar var. Yemen'den var, Şam'dan var, Bahreyn'den var, şuradan var, buradan var. Adamların kullandığı ölçü birimleri ve tartı birimleri farklı. Nereye gitseler menfaatleri neyse o birimi kullanıyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir standart getiriyor pazara ve diyor ki ölçek Medine'nin ölçeği tartı ise Mekke'nin tartısıdır. Öyle kafana göre her tartı birimini her ölçü birimini kullanamazsın. Ne kullanacaksın? Ölçek Medine'nin ölçeği tartı Mekke'nin ölçeği. Bilecek müşteri de bilecek ne aldığını satıcı da bilecek. Bir standart getireceksin. Beşincisi Neceşe Kızış, müşteri kızıştırmaya engel olmak ne demek biliyor musunuz Neceşe şimdi adam bu malı satacak sizinle 3-5 tanenizle öncesinde anlaşıyor diyor ki sen gel burada dur sanki malı alıyormuşsun gibi pazarlığın içine gir diğer adamda bir kişi malı alacak o almayacak adamlar talip olarak fiyat yükseltiyorlar bir şekliyle pazarlık kızıştırıyorlar. İşte aleyhissalatü vesselam efendimiz de ona yasak getiriyor. Neceşe yok diyor. Böyle bir kızıştırmayla fiyat yükseltmenin önü kapandı. 6- çok gereksiz bir şekilde çok ve gereksiz bir şekilde yemin edenleri uyarmak. Çok ve gereksiz bir şekilde yemin edenleri uyarmak. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yemin mala rağbeti arttırır ancak bereketi giderir. Evet belki arttırabilir vallahi billah dedin, milleti ikna ettin ama bunu bil. Rağbet artar ama bereket gider. Bugün niye bereket yok? Buradan anlayın. 7. Haram kılınmış malların alım satımını engellemek. Haram kılınmış malların alım satımını engellemek içkidir, domuz etidir, putlar adına kesilen kurbanlardır, ölü hayvandır yani leştir, bunlar biliyorsunuz kesin haram olan şeyler bu tarz şeylerdir. Peki bir Müslüman niye bunları satar? Satabilir mi yani böyle bir maddeye gerek var mı? Buna ihtiyaç duyulur mu? Şöyle arkadaşlar, teşriyet devam ediyor. Mesela içki belli bir süreç içerisinde yasaklandı biliyorsunuz, haram kılındı süreç tamamen olgunlaşana kadar pazarda içki satıldı. E bunu bilmiyor tüccar ne haram kılınmış ne halen meşru helal bu manada bir bilgisi olmadığı için getirip satıyor. İşte onun için özellikle dışarıdan gelen tüccarları uyarma adına mühtesipler bu manada görevlerini icra ediyorlar. Mesela Keysan isimli Yemen'den gelen bir tüccar o zamanın meşhur üzüm tüccarlarından bir tanesi getirmiş içki satıyor. O anda mühtesipler Efendimizin sözünü ona söylüyorlar. Ey Keysan senin ardından içki haram kılındı. Anında Keysan'ın elinde bir bıçak o içki tulumlarını keserek pazarın ortasına o suları akıtacaktır. Tavır böyledir. Başka birini anlatıyor kaynaklarımız bize. Feyruz Eddeylimi bu adamın ne yazık ki çok farklı bir hali var. Geliyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah falanca yerden tonlarca üzüm getirdim. Ben geldim Medine'ye içki haram kılınmış. Ne yapacağım de, diyor bu üzümleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki kurut o üzümleri kuru üzüm olarak satarsın. Yol çok sallallahu aleyhi ve sellem O diyor ki o zat ya Resulallah kuru üzüm kim alır? Nasıl tüketilir? Yani mümkün müdür bu kadar fazlaca kuru üzümün satılması aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine yol gösteriyor. Sen sat millet alsın şerbet yapsın hoşaf yapsın kuru üzüm olarak yesin akşam içsin sabah içsin ne yaparsa yapsın. Yani oradan bir şey çıkmaz sana kapılar kapandı hüküm beyan edildi başka yolu yok yani son bir kez olsun bir daha olmaz o manada zorlasan da hüküm artık nihai noktaya geldiği için yapılacak bir şey yoktur. İşte sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu manada mühtesiplerin yapacakları işleri de beyan ederek ticaret adına bir şeyler yaptı. Şimdi aziz kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimizin attığı şu adımların hiçbir tanesinde ticareti çok iyi bilen Mekke'nin Medine'nin Hicaz'ın tüccarları gelip de ya Resulallah sen bunda isabet kaydetmedin diyemediler. Ne söylemişse aleyhissalatü vesselam en kamilidir, en doğrusudur. Bütün itiraz kapılarını kapatarak ortaya konulabilecek en ideal tavırdır. Efendimiz de bunu yapmıştır. Böyle yaptığı için de İslam'ın ticaret alanında da başlı başına bir müessese kurarak başlı başına bir medeniyet oluşturarak onlar üzerinden nice yerlere İslam'ın mesajlarının ulaşmasına bir vesile olmuştur. Yoruldunuz mu? Ses gelmiyor yorulmuşsunuz herhalde. Peki bir şey söyleyeyim de bitsin bu önemli bir konu ancak böyle bitirelim ki fazla detaya girmeden. Beş tane kavram vereyim beş tane de madde yazdırayım bitireyim. Bu kavramlar ideal bir tüccarda olması gereken kavramlar. O beş madde ayrıydı bunlar ayrı. Nedir? Rahmaniyet, sıddıkiyet, ehliyet, kabiliyet, semahat. Rahmaniyet, sıddıkiyet, ehliyet, kabiliyet ve semahat. Bir, rahmaniyet, Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olarak varlığa merhamet nazarı ile bakmak ve muamelelerin temeline merhameti yerleştirmektir. Rahmaniyet Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olarak varlığa merhamet nazarı ile bakmak ve muamelelerin temeline merhameti yerleştirmektir. Yeryüzünde olanlara merhamet göster ki arşın sakinlerinden merhamet görebilesin. Yeryüzünde olanlara merhamet göster ki arşın sakinlerinden merhamet görebilesin. Müslüman bir tüccarda olması gereken en önemli vasıf budur. Merhameti eğer hayatından çıkarsa, çıkarırsa yaptığı ticarette zulme kapı açma adına her daim ayağı kayabilir. Kendine taraf her zaman işi yontabilir. Bugün sıkıntılarımızın kaynağına ait bir işarettir bu. Siz bu meselenin artık nasıl bugünün dünyasına güncellenmesi gerektiğini size havale edeyim, siz bilirsiniz. 2. Sıddıkiyet adına Bakın ne diyeceğiz? Sıddıkiyet doğruluk ve güvenirlik esası üzerine yürümek. Ne olursa olsun asla yalana kapı açmamak ve doğruluktan ayrılmamaktır. Sıddıkiyet doğruluk ve güvenirlik esası üzerine yürümek. Ne olursa olsun asla yalana kapı açmamak ve doğruluktan ayrılmamaktır. Sözünde ve özünde sıddık ol ki Allah katında sadıklardan yazılabilesin. Sözünde ve özünde sıddık ol ki Allah katında sadıklardan yazılabilesin. Rabbim hepimizi sadıklardan yazsın inşallah. 3 ehliyeti söyleyeceğiz şimdi. Bakın sadece ticaretle sınırlı tutmayın. Bunu hepiniz bulunduğunuz konumun her tarafına yayın. Bu beş maddenin hepsini yayın da özellikle ehliyette ayrıca altını çizerek size emanet edeyim. Ehliyet yaptığı işin ehli olmak yarım yamalak değil ne yaparsa en güzelini yapmaya çalışmak işinin hakkını vermek için liyakat üzere olmaktır. Ehliyet yaptığı işin ehli olmak Yarım yamalak değil, ne yaparsa en güzelini yapmaya çalışmak, işinin hakkını vermek için liyakat üzere olmaktır. Ne yapıyorsanız, işiniz neyse hakkını vereceksiniz. Bu Müslümanın şiarıdır. Öğrenciysen, talebeysen, işçiysen, memursan, tüccarsan neysen, yarım yamalak bu işlerden artık Müslümanlar olarak vazgeçmek durumundayız. Bu ehliyet meselesi bunu bize söyletir. Her işi ehli olana ver. Sen de ehilsen ancak üstlen ki Allah'ın emrini yerine getirebilesin. Dikkat buyurun. Her işi ehli olana ver. Sen de ehilsen üstlen ki Allah'ın emrini yerine getirebilesin. Şimdi Allah emanetleri ehline verin. Diyor e biz de ayete iman ediyoruz ama nasıl iman ediyoruz biliyor musunuz ben size söyleyeyim. Allah ne dedi emaneti ehline verir. Genelde biz hep bu ayeti şöyle düşünüyoruz. E ben ehilim zaten bana vermeli ya da hep ehliyetsiz örnekler vardır etrafımızda eleştiririz onları falanca daha ehildi ona vermediler de ona verdiler. Peki siz şöyle bir Müslüman duydunuz mu hiç? Ben bu işin ehli değilim kardeşim sen ehlisin gel bir adım önümüze geç. Ayet bunu da söylüyor bize. Sen ehliyet sahibiysen o işi üstlen. Eğer senden bir adım öndeyse birisi sen orayı terk etmek durumundasın. Bunu bil bunu bil ki bu manada Allah'ın emrini yerine getiresin. Eğer bunu anlamazsan ayetin tam anlamıyla hükmünü anlamamış olursun. Çünkü bu ayet bize hem vermek hem üstlenmemek üzere bir şeyde bulunuyor. Sadece vermek üzere değil, iki yönlü bir mesajı var. Bunu çok doğru anlamak durumundayız. Dördüncüsü kabiliyet. Kabiliyet Allah'ın insana verdiği özellikler ve vasıflardır. Kabiliyet Allah'ın insana verdiği özellikler ve vasıflardır. Kabiliyetsiz insan yoktur. Kabiliyetinin ne olduğunu bilmeyen insan ise çoktur. Kabiliyetsiz insan yoktur. Kabiliyetinin ne olduğunu bilmeyen insan ise çoktur. Cümlemiz devam edecek. Öyleyse kabiliyetini ya tespit et ya da keşfettir ki köreltmeyesin verilen nimetin şükrünü eda edebilesin. Öyleyse kabiliyetini ya tespit et ya da keşfettir ki köreltmeyesin verilen nimetin şükrünü eda edebilesin. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz büyük ihtimalle Musab İbni Ümeyr'den aldığı raporla Zeyd bin Sabit'in dil konusundaki kabiliyetinden haberdar oldu. Eğer Efendimiz onu keşfetmeseydi biz belki de Zeyd'in İbranice öğrendiğine dair bir şey okumayacaktık şimdi. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kabiliyeti keşfetti ve onu o alanda istihdam etti. Geldi Ebu Zer başımızın tacı. İslam'ın insanlığın Mesih'i o Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona Mesih'il ümme diyor sen benim ümmetimin Mesih'isin diyor onun zühdünü aleme takdim etmek için ya Resulallah dedi herkesi bir göreve gönderiyorsun bana da bir görev versen de gitsen bir yerlerin idaresini yapsam senin işin değil dedi Ebu Zer biliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Zer gitse adamların iflahını sökecek Ölecek, vefat edeceği anda bir grup geliyor İbn Abdilber o grubun içindeki isimleri veriyor. Kefen lazım çölde çünkü yanındakilere şunu söylüyor: Beni ancak devlet işlerinde görev almamış bir insanın bir kazancı üzerine elde ettikleri kefenle kefenleyin. Maaşla kazanç elde etmiş bir adamın kefenini ben istemem. Bu Ebuzer'in tavrıdır. Bu ümmetin tamamına teşmil edilmez. Ebuzer öyledir. Abdullah İbni Mesud o kafilenin içerisinde Abdullah İbni Mesud diyor ki ben vereyim. Hayır diyor. Sen bir ara kadılık yaptın. Senden istemem diyor. Genç ensardan birisi oradan kalkıyor diyor ki ya Allah Resulü'nün sahabesi vallahi ben şimdiye kadar görev almadım. Anamın da bana hediye ettiği bir elbise var onu vereyim tamam diyor o olsun ve o oluyor ama Abdullah ibni Mesud da cenaze namazını kıldırıyor ki o da zaten bir, bir müjdeye bağlı olarak yapıyor Bu, bütün bunlar bize aslında bir yönüyle sallallahu aleyhi ve sellemin kabiliyetine ait kabiliyetin keşfine ait bir şeyler söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ezandan ezanla dalga geçen bir delikanlıdan bir müezzin çıkarmıştır. Biliyorsunuz değil mi o da hadiseyi? Böyledir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için insan kendi kabiliyetini bazen keşfeder bazen etmez. Ama şunu insan çok iyi bilsin ki kabiliyetsiz insan yoktur. Herkese Allah bu manada bir şey vermiştir ama ya keşfetmeyi ya da edilmeyi beklemektedir. Beşincisi, bunu niçin söyledik biliyor musunuz? Ticaret kabiliyet işidir. Şimdi adam üç nesil boyunca memur olarak gelmiş, almayı satmayı hiç bilmiyor, pazarın kuralını bilmiyor. Sonra emekli olmuş, bir miktar para, e, tamam emekli olunca para ele geçince biliyorsunuz planlar çok yapılır. Ne yapalım? Şunu yapalım, bunu yapalım ne yaparsa da çoğu zaman iflas eder. Çünkü o iş senin işin değil. O iş bu işi bilen adamın işi. Bırak da ticareti ticareti bilen adam yapsın. Her işte olmak durumunda değilsin. Senin de başka bir kabiliyetin var. Sen de o alanda kendini geliştirmeye gayret et. Özellikle burada kabiliyet vurgusu ticaretin özel olarak kabiliyeti istediğinden dolayıdır. Beşincisi semahat İşleri kolaylık üzere yürütmek ve cömertlik sahibi olmaktır. Semahat işleri kolaylık üzere yürütmek ve cömertlik sahibi olmaktır. Alırken, satarken karşıdaki insanı zora sokmamak, hep kolay olanı tercih ederek bu konuda rahat davranmaktır. Alırken, satarken Karşıdaki insanı zora sokmamak, hep kolay olanı tercih ederek bu konuda rahat davranmaktır. Semahat hayatının esası olsun ki çok dua alabilesin, o dualarla da cennete uzanabilesin. Semahat hayatının esası olsun ki çok dua alabilesin ve o dualarla da cennete uzanabilesin. Aleyhissalatü vesselam efendimizin en temel özelliklerinden biri buydu. Onunla kim ticaret yapmışsa ne diyor biliyor musunuz? Öyle kolaydı ki hem almak hem satmak böyle olmalı. Pazarlık sünnet mi? Evet sünnet ama yolu şu bunu satıyor kaç lira? 10 lira. Pazarlığa değer bir şeyse Şöyle bir pazarlık yaparsın. Bunda bir indirim var mı? Adam yok der. Yok derse bırakırsın. Bunu bana şu fiyata vereceksin. Vallahi billahi vereceksin. Vermesen bir söyle bakayım alış fiyatın kaç lira? Alış fiyatını söyle, yemin et. Böyle bir şey yok. Bu bu, bu ticaret değil. Biz evet duymuşuz bazı şeyleri ama yanlış duymuşuz. Yolu bu. Söylersin, adam verir, vermez. O kadar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle yapmıştır. Bu kadar. Hele karşıdaki insanı yemine sevk edecek kadar adamın yakasına yapışmamıştır. Dolayısıyla o sünneti ihya etmek istiyorsak buna dikkat etmek durumundayız. Bütün bunlar olursa ne olur? O tüccar sadık ve salih bir tüccar olur. O olursa ne olur? Arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan biri olur. Allah bizi de o yedi sınıftan biri etsin inşallah. Cenab-ı Hak sadık ve salih tüccarlarımızın sayılarını çoğalsın inşallah. Hocam sormayın dediniz ama yine fıkıh soruları gelmiş. E gelsin Şöyle bakalım. Veriyorum o zaman. Altın altın altın. Abdurrahman İbn Af ne satmıştır? Çok şey hem gıda hem de manifatura diyebileceğimiz cinsten kumaş türü bazı şeyler Abdurrahman İbn Af'ın ticaretidir. Sayın hocam faiz yiyen bir insanla muamelemiz nasıl olmalı? Sevgi noktasını onlara nasıl davranmalıyız? Eğer faizi helal kazancının çok çok üstündeyse onunla alakalı bizim hukukumuz çok sınırlı olur. Mesela onunla aynı sofraya oturma noktasında bile gerçekten ciddi oranda hassasiyet sahibi oluruz. Ama böyle değilse adam mesela bulaşmış bir miktar ama helal kazancı haram kazancından daha fazlaysa İmam Malik'in o manada söylediği bazı fetvalar var, başka fukahamımızın da var. Helali haramından fazlaysa sana ikram edilen ya da yanında çalışırsan sana verdiği maaş ya da ona bir mahal vermişsen o mahal üzerinden verilen kira, inşallah bütün bunlar helal kazancının üzerindendir. Yani o kazanç payındandır. Dolayısıyla bu manada biraz bakıp Genel anlamda kazancının ne kadarının onunla ne kadarının onunla olmadığı yönünde bir tespit yapılmak durumundadır. Hava parası caiz midir diyor kardeşimiz? Fıkhın çok zor meselelerinden bir tanesidir. Bu biraz özel bir meseledir. Özel konumu olan bir meseledir birer birer ele alınarak hüküm verilmelidir. Yani genel anlamda caizdir değildir demek meseleyi tam anlamıyla anlaşılmaz kılabilir. Çünkü bazı yerler vardır ki bazı mahalleler vardır ki bu manada kaçınılmaz olmuştur. Onlar çok, çok doğru bir biçimde tespit edilerek hüküm onun üzerinden verilmek durumundadır. Neceşe'nin yasaklandığını söylediğiniz Günümüzde yapılan açık arttırma caiz midir? Bu açık arttırma Neceşe ile aynı konumudur. Eğer orada sahtekarlar varsa onlar haram işliyorlar. Ama adam gel çekten almaya aday. Almak için gelmiş oraya. Biliyorsunuz orada o da var. Aynen Neceşe o zaten. Bir mal satılacak adam kendi adamlarını toplamış oraya. 10 kişi o arttırıyor, o arttırıyor, o arttırıyor, o arttırıyor. En sonunda zavallının birinin başına kalıyor. Eğer alıcılarsa hepsi açık arttırmayla satmakta hiçbir sıkıntı yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık arttırmayla mal satmıştır. Mesela geliyor Enes bin Malik'in nakli dileniyor adam ama sağlam gerçekten eli iş tutabilir. Efendimiz diyor ki senin evinde hiçbir şey yok mu satacak? Yok diyor ya Resulallah hiç mi bir şey yok bir kilim var al gel diyor. Kilimi alıp geliyor. Efendimiz kaldırıyor kilimi Mescid-i Nebevi'de. Şu kilimi satıyorum diyor. Alan var mı? Alacağım diyor bir tanesi. Kaç liraya? Bir dirheme. Olmaz diyor. Başka var mı? Bir buçuk. Başka var mı? İki dirhem. İki dirheme satıyor Efendimiz. O iki dirhemi de o zata veriyor. Diyor ki al bunu. Bir dirhemiyle git çoluk çocuğuna bir şeyler al. Bir dirhemiyle de bir tane balta keser al gel benim yanıma aynısını yapıyor. Efendimiz o baltayla ona bir iş veriyor. 15 gün boyunca o baltayla o zatı çalıştırıyor. Ondan sonra ona bir sermaye oluşturarak onu başka alanlarda istihdam ediyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tabir caiz ise eğer balık tutmayı öğretiyor o günkü nesle. Pazarda Resulullah'ın yaptıklarını anlattınız. Günümüzde bunları yapmaya çalışan bir pazarcı diğer pazarcılardan dolayı kayıp vermiş olmaz mı ve ayakta durması zor olmaz mı? Bunu günümüze nasıl yerleştirebiliriz? Birlikte adım atma adına neler yapabiliriz? Bunu üretmek durumundayız. Sadece bunu pazar olarak da düşünmeyin. Bu İslam ekonomisini geniş bir perspektife, perspektife yayıp ticaretin bütün alanları için konuşmak durumundayız. Artık bizim ticari teşekküllerde güç birlikleri oluşturmamız lazım. Sektörel birlikler oluşturmamız lazım. Pazarda Müslüman mührünü arttırabilecek adımlar atmamız lazım. Tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Bu kesinlikle beraberce hareket edilince yapılabilecek bir şeydir. Dolayısıyla bu manada güçlerimizi arttıracak, birleştirecek yolları zorlamak durumundayız. Çarşılarda ürünlerin kalitesine göre fiyatlar değişmez mi? Evet, ürünlerin kalitelerine göre yapılır. Hurmayı serersin oraya. Kaç cinsse o cinslere göre ayırırsın. Kalite derecelerine göre de fiyatlarını koyarsın. Öyle satarsın. Hiçbir mahsuru yok bunun. Efendim, aldığınız en fazla kaç eee satılabilir. Ticarete kar sınırı var mıdır? Pazar fiyatı biliniyorsa istediği fiyata satabilir mi? Satabilir hiçbir beysi yok. Sadece o günkü pazarın ederi üzerinden olmalı. Bu manada ederinin çok üstüne çıkmamalı. Bir belli bir oranda orada bir şey var imkan var yani bir muhayyer bırakılan alan var. Ama İslam bu manada kar oranına bir sabite getirmez bunu aldın şuna şu kadar karla satacaksın böyle bir şey yok ticaretin bu manada önü açıktır rızkın onda dokuzu da ondadır pazarı kollarsın satarsın Allah bazen sana kapıyı açar alırsın bire satarsın yüze mümkündür yani alırsın bire satarsın ikiye mümkündür alırsın bire satarsın yarıma o da mümkündür dolayısıyla bu konuda belirlenmiş bir durum yok o konuda serbest bırakmıştır bizi Allah